Bismillahirrahmanirrahim. Ben Cübbesiz Mahmut. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu en çok kullanılan hadis. Keçilerin yediği ayetleri kullanamıyor. Sahih hadis olarak literatüre giren, hadis ilmine giren keçilerin yediği ayet yüzünden Yemen'de, Sudan'da, Filistin'de bir sürü yerde bir sürü insana rejim uygulanırken keçilerin yediği ayet deyince hiç kimse bu konuyu karıştırmıyor. Ben bunun tartışmasına girmeden en çok kullanılan hadise konuyu getirmek istiyorum. Bu hadisimiz sadaka ömrü uzatır hadisi. Bu hadis kutuların üzerinde Müslümanlardan 1 lira söğüşlemek için kullanılan bir hadis. Yani 1 lira 50 kuruş 25 kuruş alabilmek için kutuya yazılan hadis. Sadaka ömrü uzatır. Uzatır mı? Aslında insanlara direkt sorsanız hadise söylemeden, konuyu söylemeden sadaka vermek ömrü uzatır mı derseniz fıtrat olarak, refleks olarak insanlar olur mu öyle şey? Ecel ne bir an ileri ne bir an geri. Takdiri ilahi yazıldıysa odur. Kadere iman. Fakat kadere imanı denen bir hadis var bu arada. Nedir? Sadaka verenin ömrü uzar. Bunu söylediğimiz zaman gelen cevapları bir iki tanesini vereyim size. Örnek, aslında uzatır değil, bereketlendirir. Yani iyi bir kaçma yöntemi olarak söyleniyor. Ama yanlış. Niye yanlış? Çünkü bereket Arapça bir kelime. Eğer bu hadisse sadaka ömrü bereketlendirir olurdu. Zaten Türkçe'ye girmiş bir kelime. Ama burada bereket yok. Uzatır var. Yani burada aslında kelimenin manası bu diyerek hiç kimse kaçamaz. Bunu okuyan ömrünün uzadığını kabul ediyor. Anlıyor. Diğer bir iddia nedir? Bunu okuyorlar. Diyorlar ki aslında bu peygamberin uygulamasıdır. Yani Kur'an teoridir, peygamber pratiktir. Biz de mecburen bu pratiğe uymak zorundayız. Peygamber dediyse bu böyledir. Allah dilerse uzamaz mı? Kardeşim, Allah dilerse uzar diyorsan hadisin şöyle olması lazım. Allah dilerse sadaka ömrü uzatır. Fakat Allah dilerse yok burada. Direkt hüküm var. Net. Üç kelime. Sadaka ömrü uzatır. Hüküm, hüküm. Allah dilerse şartı yok. Herhangi bir şarta bağlı değil. Allah dilerse demiyor. Diğer bir savunma ne? Diyorlar ki, ey cübbesiz, bu hadisi sana nakleden Kur'an'ı da sana nakletti. Eğer hadisi inkar ediyorsan Kur'an'ı da inkar edersin. Öyle ya. Hadisler bize nasıl geldi? Sahabeyle. Kur'an nasıl geldi? O da sahabeyle geldi. Demek ki Kur'an'ı kabul ediyorsan hadisi de kabul edeceksin. Eğer hadisi inkar edersen ravi'yi inkar etmiş olursun. Yani Kur'an'ı getireni de inkar etmiş olursun diyor. Biz Kur'an korunuyor. Hadis korunmuyor. Kur'an'ı Allah koruduğunu söylüyor. Hadisin sayısı bile belli değil. Dememize rağmen kendileri bunu savunan insanların asıl çelişkisi uydurma hadis var, müsned hadis var, zayıf hadis var, ehed hadis var, 31 çeşit hadis var. Niye 31 çeşit? Kur'an'ı bugüne gelmesini sağlayan bu 31 çeşit hadisin ravisi değil mi? Sadece sahih hadislerin ravisi mi Kur'an'ı bize nakletti? Eğer sadece sahih hadislerin ravileri bize nakletti ise o zaman niye sahih olmayan bir hadis her dükkanda var? Çünkü işinize geliyor. Burada rant var. Eğer konunun içinde para varsa ravinin hiçbir önemi yok. Çünkü hedef başka. Peki,
dükkanınıza bir adam geldi. Elinde bir makbuz, nur yüzlü, sarıklı, cübbeli, içeri girdi. Selamun aleyküm. Ben Tokat Reşadiye Kavaklı köyünden geliyorum. Camimizin inşaatı için yardım lazım. Allah rızası için yardım eder misiniz? Ne diyorsunuz? Hadi oradan. Bu hadi oradan diyenlerin çoğu da İstanbul'da emniyet şeridinden gidenler. Kendileri çok dürüst ya. O adam akşama kadar geziyor. Emek veriyor. Terliyor. Ve doğru olma ihtimali var. Adamda bir gayret var. Şu kutuyu koyandan 10 kat daha erdemli. İftira atmıyor. Peygamber dedi demiyor. Adam derdini anlatıyor. Fakat o adama itibar etmeyen insanlar bu kutulara itibar ediyorlar. Hadis olduğunu kabul edenler var. Peki hadis olduğunu kabul etmeyenler. Bizim gibi hadis inkarcılarına karşı mücadele verirken, yorumlar yazarken öyle şeyler yazıyorlar ki. Geçen hafta yaşadığım bir tartışma. Adama yazdım ben, kardeşim dedim, veda hutbesi niye 4 çeşit? Adamın verdiği cevap, peygamber 4 kere veda hutbesi verdi. Nasıl verdi? Kaynaklarını yazmış altına. Arafat'ta 1, Mina'da 2, Müzdelife'de 3, sabaha karşı evinde 4. Ya bu kadar komik olunur mu ya? İnsanların aklıyla alay etmiyor. Normal düz savunun. Deyin ki 4'ü de aynı manaya gelir. Adam öyle savunuyor. 4'ü de aynı manaya gelir. İyi de birbirimizin arasındaki bu çelişkiler bize karşı konuşurken nasıl rahmet oluyor? Bir hadisin haram dediğine öteki hadis helal diyor. Bir hadisin mekruh dediğine öteki hadis haram diyor. Onun mekruh dediğine başka bir hadis helal diyor. Siz buna diyorsunuz ki ihtilafta rahmet vardır. Hadi adam be. 7 yaşındaki çocuğa söylesen çelişki olduğunu söyler sana. Haramdan helalden bahsediyorsun. Birinin haram dediğine öteki helal diyor. Hem ördek mi vereyim? Tilki eti. Bakın bakalım nasıl çıkacak? Hem haramı var hem helali var. Bu kadar basit. Ama siz bu batağın içinde, bu çelişkilerin içinde birbirimizle kardeş kardeş geçinirken ben size çok basit bir iftirayı gösteriyorum. Bu ayete aykırıdır. Herhangi bir cenaze namazına katılın. Herhangi bir taziye çadırına gidin. O taziyede hocanın size söylediğini dinleyin. Ne diyecek biliyor musunuz? Takdir-i ilahi bu kadarmış. Vade gelmiş. Ne bir an ileri ne bir an geri. Niye demiyor hocalar sadakayı az vermiş? Çünkü 4 dörtlük bir mümin bile çok erken ölebilir. Onun için benim anlatmak istediğim konu şu. Eğer siz ilkeliyseniz hadis inkarcılarına değil, kendi aranızda hadisleri savunanlar birbirinizin aranızdaki çelişkileri birbirinize sorun. Birkaç haftaya kalmaz aynı benim gibi bütün hadisleri çöpe atarsınız inşallah. Şimdi kapatmadan önce kutumu size göstermek istiyorum. Sizin 1 lira 1 lira attığınız kutu sizi yaşatır mı, yaşatmaz mı, ömrünüzü uzatır mı bilmiyorum. Belki de daha fazla atarsınız ama bu kutuları alan, götüren arkadaşlarımız sizin sayenizde bayağı güzel yaşayacak. Anlayanlara.